Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terazi burcu, yükseleni ve ay burcu da terazi olan arkadaşların şöyle bir kahve falı açılımı yapacağız arkadaşlar. Evet terazi burçları her zaman söylediğim gibi lütfen güzel niyetlerle bakın sakin bir yerde negatifliklerden uzak bir şekilde böyle alın çayınızı, kahvenizi rahat bir ortamda izleyin arkadaşlar. Açılımı ve güzel niyetlerinizi tutmuş vaziyette izleyin. Bakın niyetinize göre zaten çok güzel olumlamalar olduğunu görüyorsunuz. İnanın yorumları okuyun. Yorumlar muhteşem yani e, geri dönüşler ya da yaptırdığımız bazı işlemler bakın bireysel açılım yaptırdığımız arkadaşların sıkıntılarına yaptığımız çalışmalar o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki e, onları görmek gerçekten benim için çok muhteşem bir şey kahve falından ziyade başka çalışmalarda paylaştığımız için e, sizlerden geri dönüşlerim çok çok güzel oluyor. Ee, hepinizin gerçekten Rabbim şifasını versin özellikle her zaman bunu söylüyorum çünkü herkesin derdi birbirinden farklı ama sadece şunu söylüyorum her zaman böyle pozitif bir enerjiyle açılımları izleyin her zaman güzel niyetlerle biliyorum benim takipçilerim gerçekten çok güzel niyetlerle olduğu için ve e, güzel niyetlerle izlenildiğinde arkadaşlar o kadar güzel sonuçlar elde ediyoruz ki ee, yani anlatamam. Yani o yüzden yorumları okuyun diyorum. Muhteşemsiniz. Çok da fazla uzatmayayım. Terazi burcu, yükseleni ve ay burcu da terazi olan arkadaşların e, Temmuz ayının ilk iki haftasında niyet bir kahve falı açılımı açı, e, yapacağız arkadaşlar. Lütfen pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Özellikle söylüyorum. Her zaman her zaman söylemişimdir. Instagram ve e, yedek YouTube hesabımızı da arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. Olası bir durumda eğer bana bu kanaldan ulaşamazsanız diye yedek bir e, YouTube hesabımız var. E, o yüzden açıklama linkine orayı da e, o kanalımı da bırakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet terazi burcu, yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar. Niyetinizi tutuşsanız hemen şöyle bir fincanınıza. Evet bakalım. Evet, hemen şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Ben de bir bakayım bu arada. Bakın arkadaşlar, bir hedefiniz var, bir hayaliniz var. Bu hedefe, bu hayale doğru giderken elinize öyle güzel bir fırsat geçiyor ki, siz bu fırsatı anlamadan yani tam olarak farkına varmadan bu fırsat elinizden kaçıp gidiyor ve siz bunu yeni yeni anlamaya başlıyorsunuz. Bu fırsat benim elime geldi, ben kaçırdım. Tekrardan bu fırsatın peşine düşmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, o peşine düştüğünüz fırsatı öyle bir e, hararetli bir şekilde koşuyorsunuz ki o fırsatın peşinden tam o kadar kaçmışken, kaçmak üzereyken tekrardan o fırsatı kazanma o fırsatı tekrardan yakalama durumunuz var arkadaşlar. Güzel de bir fırsat sizi geliştirmek için, sizi bir üst mertebeye ilerletmek için kazanılacak bir fırsatı gösteriyor. Bakın bir yolunuz var ve bu yolda yolun sonunda bir kavuşmaya gidileceğini gösteriyor. O yola gidip gitmemekte tereddütlüsünüz. karar veremiyorsunuz. Tam gidecekken sanki vazgeçer vaziyettesiniz. Ama vazgeçmeyin. Bakın o yolun sonunda bir kavuşma, bir buluşma, yüzünüzü güldürecek birisinin olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de iç hastalıkları var arkadaşlar. Yani böbrek, ciğer ee, öyle söyleyeceğim. İç hastalıklarıyla alakalı bir takım problemlerle tedavilerle uğraşıyor olabilirsiniz. Halen daha uğraşacaksınız. Onu söyleyeyim. Şifalanma durumunuz biraz ilerleyen zamanlarda görünüyor. zamana bırakılmış gibi görünüyor. Bir takım ilaç tedavileri ve bir takım baş ağrılarınız görünüyor arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Bakın çok değer verdiğiniz ciddi anlamda bu kişiye emek de vermişsiniz. Ve her şeyine de evet dediğinizi söyleyebilirim. Bu kişiye çok değer veriyordunuz ama bu kişi pek fazla değerinizin kıymetini bilecek, ee, sizin verdiğiniz o değeri bilebilecek birisi değilmiş arkadaşlar. Ve bu kişinin hayatınızdan çıkması durumu söz konusu. Ee, sizden çok bir şey alıp götürmesine izin vermeyin, özellikle söylüyorum. Ee, çünkü bu kişi giderken bir zarar verip gitme durumu var. O yüzden zarar vermesine izin vermeyin. Ama bu kişinin hayatınızdan çıkmak gibi bir durumu görünüyor. Bakın hane içinden bir erkeğin iş için haneden uzaklaşması. Bu yurt dışı da olabilir, şehir dışı da olabilir arkadaşlar. İş için hane içinden bir erkeğin uzağa gitmesi durumu var. Hayırlı mı olacak? Evet hayırlı olacak arkadaşlar. Onu söylemeliyim. Bundan ziyade bakın terazi burçları Temmuz ayında e, böyle ilk başlarda diyeceğim ben buna. Ayın 1 ile 5'i arasında e, gerçekten dikkat edin bu zamanlara. Neden diyeceksiniz. Çünkü güzel olaylar, yüzünüzü güldürecek olaylar, böyle bir mutluluk, bir rahatlama, bir sıkıntıdan kurtuluş dönemi olarak gösteriyor. Yani yeni ay aslında sizlere çok güzel gelecek. Bakın bunu söylemeliyim. Yeni ay sizlere bir rahatlama getirecek, bir sıkıntılardan kurtuluş getirecek arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bakın adında E harfi bulunan birisi, e, haneyi öyle bir sinirli bir vaziyette geliyor ki e, açıkçası haneyi biraz karıştırmak gibi e, durumu var, sinirli bir şekilde gelip öyle bir olay anlatacak ki e, haneye bir bomba etkisi yaratacağını gösteriyor. Çok fazla etkileneceğinizi hane içindekiler de dahil çok fazla etkileneceğinizi işte bu kişiyi bir yatıştırmaya çalışacaksınız ama sakinleşmiyor. Ne yaparsanız yapın böyle hararetli hararetli konuşmaları var. Sürekli bir takım açıklamalar yapıp böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Dinleyin ama aynı zamanda sakinleştirin. Çünkü ciddi anlamda böyle e, pek iyi niyetli görmüyorum. E, yani temkinli davranmanızda fayda var. Bakın arkadaşlar karışık bir takım olaylarınız çıkmış. Karışık işler yapan birileri sizi o karışık işlerin içine çekmeye çalışabilir. Bakın sanki girecek vaziyettesiniz ama girmeyin. Çünkü o karışık işlere girdiğinizde o işin içinden çıkamayacaksınız. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış yapmaya, yanlış işler peşinden koşmaya çok açık olduğunuzu Biraz da maddi olarak yapacağınız yani bu karışık işlerin maddi olarak bir kazancı var gördüğüm kadarıyla ve bu yüzden de o işi yapmaya çok meyillisiniz olabilir yani diye düşünüyorsunuz gördüğüm kadarıyla ama kesinlikle o işlere girmeyin girdiğinizde çıkması ciddi anlamda zor olacak kesinlikle girmeyin arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın fincanınız zaten o kadar bir e, aslında karamsar çıkmış ki. Ve şurada öyle bir şey görüyorum ki. E, evinizde bir takım yazılar mı var arkadaşlar? Büyü olarak söyleyeceğim ben bunu. E, Gözünüzde korkutmak istemem ama. E, bir takım işlemler sanki yapılmış sizin e, adınıza. Yani e, mutlu olmayın, yüzünüz gülmesin, ilerlemeyin diye böyle bir takım yazılar bulabilir ya yani yazıdan ziyade şuna dikkat edin evde belli bir eşyanın sizin olup olmadığına dikkat edin böyle bir şey geçen de bir eser açılım yaptığım birinde denk gelmişti açıkçası yani geçen dediğim de dediğimde bayağı oluyor o evet bana bir şeylerle getirdi gösterdi hatta ve kendinin eşyası olmadığını hatta uzun zamandır orada olduğunu işte ona yapılan bir takım işlemler vardı arkadaşlar. Siz de açıkçası böyle bir durumda çıkmışsınız. Kesinlikle arkadaşlar geçmişten de olabilir bu yazı. Bir müddettir hane içinde de kalıyor olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Böyle bir şey bulduğunda ne yapmanız gerekiyor diye soracaksınız biliyorum. Hemen söylemek istiyorum arkadaşlar nasıl bir şey bulursanız bulun en az 3 gün kadar e, böyle bir suda yıkayın 3 e, gün içinde özellikle söylüyorum 3 gün içinde bir suda yıkayın e, sirkeli suda yapabilirsiniz ama 3 gün içinde yapın arkadaşlar ve suyu lütfen evinizdeki lavabolardan e, işte mutfaktaki ya da banyodaki lavabolardan dökmeyin gidin dışarıda bir toprağa dökün eğer bir kağıt tarzı bir yazı bir işlem bulduysanız yakın, kesinlikle söylüyorum böyle bir işleminiz de çıkmış açıkçası bu işlemde sizin biraz gece uykularınızı karıştırmayı, aynı şekilde psikolojik problemlere yönelmenizi işte karamsar ve negatif düşünmelerinizi tetikleyen bir şeyler olmuş bunu da söylemek istiyorum üzerinizde kötü bir hal hissediyorsanız kesinlikle evinizde Sirkeli suyla şöyle bir ayaklarınızı tuzlu suyla bekletmenizde fayda var. Bilginiz olsun. Evet terazi burçları şöyle bir e, tabağınıza da hemen bakmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bana çok soruyorsunuz. Bireysel açılım yapıyor musunuz diye yorumlarda çok gösteriyor. Ee, görüyorum yani evet arkadaşlar bireysel açılım yapıyorum özel bakımlar yapıyorum arkadaşlar bana ulaşmak isteyen arkadaşlar 545 766 16 24 no'lu telefon üzerinden arkadaşlar ee, bana whatsapp üzerinden adınızı yazıp mesaj atabilirsiniz aramayın maalesef aramalara bakma şansım olmuyor ee, neden diye soruyorsunuz hemen söyleyeyim Çünkü yanlış anlaşılmalara mal vermek istemiyorum ee, sizinle bir seanstayken öyle düşünün sizinle bir seanstayken ikinci bir kişi aradığında bakma şansım olmuyor maalesef arkadaşlar o yüzden e, sizlere e, özellikle söylüyorum aramayın gerçekten aramalara bakma şansım olmuyor ama e, dediğim gibi WhatsApp üzerinden verdiğim iletişim bilgisiyle bana ulaşırsanız zaten en yakın zamanda, en kısa zamanda mutlaka sizlere geri dönüş sağlanacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın, bir takım mahkeme işlerini gösteriyor tabağınız. Onu söylemek istiyorum. Ertelenen, işte sonuçlanamayan, uzun vadeli bir takım mahkemelerle uğraşıyor olabilirsiniz ee, ve bunun sonuçlanması durumu Temmuz ayında var. Ee, güzel de bir hayrınıza açıkçası sonuçlanıyor. Ee, güzel bir takım olayların da bakın sıkıntılı olarak e, çözülemeyen sürekli böyle ha hanenizde sıkıntı yaratan bir takım problemlerin de çözümü çıkmış arkadaşlar ve bu çözümler aslında sizin için çok çok iyi çünkü artık sizi pozitifliğe doğru e, yönlendirmeye başlamış ki bu zaten çok muhteşem olacak sizler için bir de arkadaşlar bakın denize bir olta atmış vaziyettesiniz. Hani bir kısmetiniz var. Yani bu kısmetiniz için çok fazla uğraşmayacaksınız aslında. Hani e, şansınızı bile denemek için yaptığınızı söyleyebilirim. E, şansınızı denemek için denize resmen bir olta atıyorsunuz ama balık kısmetiniz öyle bir gelip o oltaya takılıyor ki evet çok güzel bir şekilde gelecek kısmetiniz var arkadaşlar. Terazi burçları özellikle söylüyorum yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar Kesinlikle bu olumlamayı alın. Çünkü çok güzel bir e, pozitif bir enerjiyle kısmetiniz var. Bakın bir beraberlik bir ilişki durumunda olmayabilirsiniz. Yani bir sevgiliniz yoktur belki şu anda. Görüştüğünüz kimse de yoktur. Ama sağlam temelli bir ilişkiyi gösteriyor şu anda. Bundan ziyade de arkadaşlar şunu söyleyeyim. İlişkisinde ya da evliliğinde problem olan arkadaşlar. Ee, çok güzel bir nasibiniz var. Yani ilişkinizi düzeltmek için sanki böyle son dahi olsa bir ilişkinizi gösteriyor. Yapabileceğiniz, yürütebileceğiniz, ilerletebileceğiniz bir ilişkinizden bahsediyor. Aslında ki bu da güzel. Düzeltebilecek bir ilişkiniz var. Yani tamamen sonlanacak durumda Değilsiniz bakın çok duygusalsınız en ince şeylerde bile e, çok ince düşünmenizden kaynaklı gözyaşı dökme durumlarınız var. Konu sizinle alakalı dahi değil bazen e, dışarıdan birinin açıkçası siz evet etrafınızdaki insanlara çok değer veriyorsunuz onun da farkındayım ama dışarıdaki birinin derdini sıkıntısını içselleştiriyorsunuz. Onun için bile gözyaşı döküyorsunuz. Kendi derdinizi, sıkıntınızı unutuyorsunuz. Dışarıdaki birisi için gözyaşı döker durumda çıkmışsınız. Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Herkesin derdi kendine, herkes bir şekilde çözüyor derdini. Siz kendi dertlerinizle uğraşın. Şu sıralar zaten bir çözümleme yolunuz var. Zaten çok güzel gelişmeler var. Şu dönemde e, sıkıntıları şu dönemde çözebilirseniz çok çok iyi durumlara geleceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Devlet dairesi ile ilgili işiniz mi var arkadaşlar? Bakın devlet dairesinden gelen sanki bir zarf bekler durumdasınız. Bir zarf beklerken iki tane zarfın peş peşe gelme durumu çıkmış. Ee, siz böyle bir tane kısmeti beklerken iki tane kısmetin peş peşe geldiğini göreceksiniz. Şu Temmuz ayının ilk iki haftasında. Güzel mi çıkmış? Güzel çıkmış arkadaşlar. Baya bir iyi yani. Süpersiniz. Maddiyatla alakalı böyle parça parça gelecek bir takım parayı gösteriyor. Toplu bir şekilde belki bekliyorsunuz ama gelmesi imkansız. E, parça parça gelmesi durumu var. Toplu gelinmiyor. Göz aydınlığı yaşıyorsunuz. İşte bu maddi olarak yaşadığınız sıkıntılarda bir göz aydınlığınız var. Bir de arkadaşlar iş mi arıyorsunuz? İşte bir yükselme durumu var. İş kapınız var. İşinizde e, yükselmek için bekliyor olabilirsiniz işinizde e, ya da bir yeni iş arayışı içinde olabilirsiniz. İş kapınız var. İş seçmeyin. Şu anda bir işe başlama, işinizde yükselme gibi bir durumunuz çıkmış. Güzel de görünüyor açıkçası, güzel. Terazi burçları bakın, e, bir hak, adalet arayışı. E, terazinin iki kefesinin de böyle eşit olmasını ister vaziyette çıkmışsınız. Yani birilerine karşı bir adalet varsa bu adalet bana da sağlanmalı işte ona bu hak tanınıyorsa bana da bu hak tanınabilmeli. Yani bir arayış, bir hak adalet arayışı içinde olduğunuzu gösteriyor ee, ve sizin yapacağınız bir konuşma, ağzınızdan çıkan birkaç kelime ve birkaç e, cümleyle ok hakkınızı ve sizin bazı konularda hakkınız yenilmiş. Ama siz bu hakkınızın yenildiği konularda e, hakkınızı almamayı seçmişsiniz yani konuşmamışsınız içinize atmışsınız arkadaşlar artık konuşmalısınız ve konuştuğunuz takdirde o hakkınızı alabileceğinizi gösteriyor artık hani e, yeteri kadar sustunuz içinize attınız artık bir karanlık e, hakimdi şu ana kadar hayatınızda ee, önünüzü göremeyecek durumdaydınız ama artık arkadaşlar önünüzü görebilecek e, o karanlıktan çıkıp aydınlığa doğru yürüyebileceğinizi gösteriyor. Yani bir yolculuğunuz da var zaten ve bu yol size çok iyi gelecek. Sadece artık susmaktan ziyade konuşmak e, beklemekten ziyade bir icraata geçmek e, durumlarınız var. Bunları yapabilirseniz gerçekten güzel sonuçlar elde edeceğinizi görürsünüz arkadaşlar. Hedeflerinize, hayallerinize de bu şekilde ulaşma durumunuz var. Başarı merdivenlerini bakın resmen tek tek çıkıp zirveye doğru gitme durumunuz çıkmış. İşte bu hedeflerinize, hayallerinize ulaşma durumudur. Önünüze bir takım engeller çıkmış. Etrafınıza yıkıcı eleştiri yapan. Açıkçası biraz kıskançlık ve kaynaklı arkadaşlar. Sizin yaptığınız bir takım işleri yapamayan insanlar... Eee işte bu kıskançlıktan kaynaklı yıkıcı eleştiriler yapmışlar. Vazgeçmeyin. Etrafınızdaki insan bir şeyler söylüyor diye yapmak istediğiniz şeyden vazgeçmeyin. Kesinlikle net bir şekilde söylüyorum. Vazgeçmediğinizde, pes etmediğinizde ilerleme durumunuz var. Çok da güzel. Net bir şekilde çıkmış. Hakkınıza hayırlısı terazi burçları. Şöyle de bir açılımınızı yaptık. Yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar izlemeyi ihmal etmesinler. Evet arkadaşlar pozitif enerjiyi alın negatif enerjiyi bırakın her zaman söylediğim gibi. Bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar her zaman buradayım zaten. Bana sorabilirsiniz yorumlarda soruyorsunuz. Biliyorum. Yapmamı istediğiniz bir açılım varsa söyleyebilirsiniz. Yapıyorum merak etmeyin. Bazı istediğiniz ritüeller var onları da paylaşıyorum. Ee, zaten yorumları bizzat ben cevaplandırdığım için arkadaşlar o yüzden söylüyorum. Bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ee, gerçekten bana ulaşan arkadaşlara da minnettarım. Ee, dediklerimi yaptıklarında nasıl mucizelerle e, karşılaştıklarını çok iyi biliyorum. Açıkçası desteğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Hem iletişim bilgilerimi e, gerçekten ihtiyacı olan insanlarla paylaşıyorsunuz. Hem de e, gerçekten e, bana ulaşan arkadaşlar dediklerimi yaptıklarında... Ee, hani tabii ki de zamanla olacak bazı şeyler ama dediklerimi yaptıklarında ne kadar mükemmel sonuçlar elde ettiklerini anlatamam yani keşke onlarla konuşabilseniz ama e, dediğim gibi kesinlikle e, güzel çalışmalar yaptırıyoruz ve desteğiniz için hepinize güzel yorumlarınız için güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Evet yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolarımızdan hem de canlı yayınlarımızdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, şunu da söylemek istiyorum canlı yayınlarımıza çok güzel soru cevaplar yapıyoruz. Tarotlarla e, hem destekliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. E, kart çekimleri de yapıyoruz onu da söyleyeyim canlı yayınlarımıza kesinlikle katılın zaten muhteşem geçiyor katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum ve şunu da söylemek istiyorum yeni gelen arkadaşlar için lütfen e, yani ben herkesin vicdanına bırakıyorum artık ama e, arkadaşlar kahve ve tarot açılımları derken aylık olarak 12 burcun e, videolarını gerçekten sizler için hazırlamak arka planda ciddi bir emek sarf ediyor ve bu emeğin de karşılığını alabilmek için sizlerden rica ediyorum işte özellikle söylüyorum herkesin vicdanına bırakıyorum diye ee, ama sizlerden de rica ediyorum arkadaşlar ee, lütfen e, kanalıma abone olup e, Beğeni yapıp ve bir emoji daha olsa yorum yaparsanız sevinirim. Sürekli takip eden arkadaşlar zaten yorumlarda destek mesajlarınızı görüyorum. Bunun için de minnettarım ayrı ayrı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın.